Bugün Meclis ilçemizin Kalecik köyündeyiz. Kalecik köyümüzün içinden akan Efendik çayı Meclis'i ilçemizin diğer köylerine yapılan sulama göletlerinden dolayı bu şu anki gördüğümüz Efendik çayımızın kuruduğu. Efendik çayı kuruduğu için de Kalecik köyünün 5000 dönüm arazisi şu anda sulanamıyor muhtarım. Evet. Doğru mudur? Doğrudur başkanım. Kurudu. Bizim köylümüzün, çiftçimizin arzusu, isteği buraya yeni yapılacak göletlerimiz var. Sulama kanallarımız var. Geykoca ve Kozveren. Aslında Bayındır içinde, Bayındır göletinden de dilekçe verdiniz. Dilekçenizi de görüyoruz. Geldi. Şu anda olumsuz bir cevap geldi. Köyümüzün bir an önce yeni yapılacak, yeni planlanan 2019 yılında yapımı için ihalesi yapılan gölet sulama kanallarımızın bittiğinde Kalecik köyümüzün de bu program içine alınmasını talep ediyoruz. Evet, evet. Bunu inşallah yetkili DSİ il müdürümüze, gerekli sayın valimize ileteceğiz. Sizlerle sayın muhtarım söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Yani devlet yetkililerinden ya yardım talebimiz değil, yardım istiyoruz. Yani çok mağduruz. Bizim bu mağduruz. Köyümüz zaten çalışkan bir köy, yani işçiman bir köy. Gerekli yani yatırımların yapıldığında bu yatırımların boşa gitmeyeceğine bizim inanıyoruz. Bizim hakkımız olması lazım çünkü bu göletler bizim suyumuzu kuruttu. Göletlerin kurumasını, yani göletlerden dolayı mağduruz. Biz sadece onu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz biz. Evet. Devlet büyüklerimizden, yetkililerden. Biz diğer göletlerin yapılmasından yanayız. Yani tarımsal tabii, sulama tabii, olması başkanım, olmazımız. Tabii. Lakin bu Efendik çayının kurumasından dolayı da sizin mağduriyetinizin bir an önce giderilmesi. Evet, yeni yapılan sulama göletlerimizden, tarımsal sulama göletlerimizden size de kanallar bağlanarak sizlerin de çiftçimizin de buradaki arazilerin bir an önce sulanmasını talep ediyoruz. Evet başkanım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı olarak ilçe başkanımız Ahmet Başkan'la beraber, diğer arkadaşlarımızla beraber, gerçi diğer meclislerimiz de gelecek de onlar da bugün grup toplantısı olduğu için gelemediler. Biz bu işin takipçisi olacağız. Bu işi gerekli mercilere ileteceğiz. Bundan emin olun. İnşallah. Gerçekten de şu anda gerçi kurak mutfak ama çayımız uzun zamandır göletler hepsi yapıyor. Başkanım gramlık da olsa bu çay kurumuyordu. İlk defa yani bu yapıldı, yapılanı kurudu.